Herkese merhaba. Bu video ile birlikte 4x4'lük zeka küpünüzü çözebiliyor olacaksınız. Bu videoda size 4x4 zeka küpünü nasıl çözebileceğinizi öncelikle zeka küpümüzü alıyoruz ve güzelce karıştırıyoruz. Zaten bu videoyu izlediğinize göre sizin muhtemelen karışmış bir zeka küpü var. Şimdi şöyle, bu videoda 3x3 küpü çözmeyi bildiğinizi varsayacağım ve ona göre göstereceğim. Çünkü içinde 3x3 ile aynı olan bir kısım da var. Şimdi şöyle karışmış küpümüzü alıyoruz ve ilk yapmamız gereken bütün yüzlerin ortasına kareler oluşturmak. Yani örneğin burası yeşil yüzümüz olacaksa bizim ortadaki 4 tane yeşil parçayı bir araya getirmemiz gerekiyor. Bunu da şöyle yapacağız. Örneğin bu parçayı aldım, yukarı koydum. Sonra bunu aldım, şöyle çevirdim diyelim ki. Veya şöyle yapalım. Böyle tuttum. Böyle çevirdim. Yukarı aldım. İki tanesini yan yana getirdim. Çevirdim. Geri aşağı indirdim. Ve bir yüzü yaptım mesela. Bunda orta parçaların nereye geleceğini bilmeniz gerekiyor. Örneğin şöyle, bunu da sarıyı buraya koyalım. Yeşilin karşısına mavinin geleceğini biliyorsunuz. Normal bir zeka küpünden. Şöyle göstereyim. Başlangıç yanınıza normal bir zeka küpü alıp bakabilirsiniz. Daha sonra alışacaksınız zaten. Yeşilin karşısına mavi geliyor. Bir yandan da hani bunun sağında ne var, solunda ne var ona falan da bakmanız gerekiyor. Çünkü turuncu burada değil de burada olursa, kırmızı burada olursa yine karıştırılır. Neyse, bunu tekrar deneyeceğim. Şöyle yeşilin karşısına maviyi yapacağız. Bu parçayı aldım. Böyle çevirip geri indirirsem aşağıyı bozmamış olurum ve mavi parçayı yanına alırım bunu. Şimdi bu parçayla bu parçayı birleştirip bunun yanına koymayı düşünüyorum. Nasıl yapabilirim? Diğer kısımları da bozmadan. Öncelikle bunu çeviririm. Bu iki parça böyle yaptığımda yan yana gelecek. Yukarıya aldım, çevirdim, geri aşağıya aldım. Ve bu sayede arka kısımlar bozulmadı. Şöyle göstereyim. Yukarıya aldım, çevirdim ve burayı geri aşağıya aldığımda bu kısımda bozulmamış oluyor. Ve bu iki parçayı yan yana getiriyoruz. Şimdi bunu çevirdim. İki tane çizgi var. Çizgileri aynı yere götürüyorum. Bunu yukarı aldım. Bunu iki kez çevirdim. Bunu aşağıya aldım. Aynı yerden yukarı çıkardım. Çevirdim. Geri aşağıya aldım ve mavi kısmı oluşturdum. Karşısında yeşil var. Burada da sarı var. Sarının karşısına beyaz koyacağız tabii ki. Bunu da biliyoruz. Şöyle yapalım. Öncelikle bu ikisi zaten beraber. Bununla bunu birleştirelim. Daha sonra bütün parçaları bu yüze toplayalım. Bunu buraya aldım. Çevirdim. Geri aşağı indim. Biraz hızlı anlatıyor olabilirim ama gözünüzün alışması için hamleleri hızlıca yapıyorum. Ve bunu antrenman yaparak geliştirebilirsiniz rahat bir şekilde. Şimdi burada ikisini aynı yerde, aynı çizgi üzerinde. Bakıyorum. Burada sarı var. Beyazları buraya getireceğiz. Bunu yukarı çıkardım. İki kez çevirdim. Buraya aşağı indirdim. Ve bu sayede burası beyaz oldu. Şimdi elimizde turuncu var, kırmızı var. Bunları alacağız ve bir tarafı turuncu, bir tarafı kırmızı getireceğiz. Ama hangisine hangisine getireceğiz? Bu önemli. Şimdi şöyle göstereceğim size. Eğer önümüzde mavi varsa, altta beyaz varsa sağ tarafımıza kırmızı geliyor. Hani bu renk kombinasyonlarından bir tanesini ezberinizde bilirseniz rahat bir şekilde hepsini çıkarırsınız. Şöyle altta beyaz, önde mavi, sağda kırmızı. Altta beyaz, önde mavi, sağda kırmızı. O zaman biz buraya kırmızıyı getireceğiz. Nasıl yapacağız? Kırmızı çizgimiz burada. Burada da kırmızı çizgiyi onunla aynı hizada olan parçaya getiriyoruz. Ve bunu yukarı çıkarıyoruz. İki kez çeviriyoruz. Geri indiriyoruz. Bu sayede orta parçaları tamamlamış olduk. Gördüğünüz gibi. Gayet güzel ilerliyoruz şu anda. Orta kısımları hallettiğimize göre bu küpü artık kenara kaldırabiliriz. Şimdi yapmamız gereken bir olay daha var ve daha sonra neredeyse bitiriyor olacağız. Hani 4x4 küp çözmek düşündüğünüz kadar zor değil. Gayet basit oluyor. Şimdi yapacağımız şey ikili parçaları birleştirerek örneğin burayı tek bir parça haline gelmiş gibi kullanmak. Bakın bu 3x3 zeka küpü gibi düşünün. Burası orta parça. Bu kenar parça. İkisinin toplamı bir kenar parça. Bu da köşe parça. Hani zihninizi canlandırın. Bunu bu hale getirip sonra 3x3 zeka küpü çözeceğiz. 3x3
Küpü gibi çözeceğiz. Konuşamıyorum bu sefer ya. Neyse. Bu video biraz garip oldu. Şöyle yapalım. Şimdi nasıl gösterebilirim size örnek? Bize şöyle parça kombinasyonları gerekiyor. İki tanesi aynı renk, iki tanesi aynı renk. Bunu da şöyle yapacağız. Şuradan gösterelim. 3x3 zeka küpünde eftel yaparken, eftelin ne olduğunu bilmiyorsanız da şu an öğreneceksiniz. Örneğin kırmızı var, mavi var, kırmızı var, mavi var. Bu parçaları birleştirirken aynı renk olmamalarına bakıyorduk ve çaprazlı olmalarına bakıyorduk. Bunu direkt buraya aldığınızda, çevirdiğinizde, indirdiğinizde doğru yerine gelmiş oluyordu. Çünkü siz bunu kaldırdığınızda bu ikisi üst üste oturuyor. Burada da aynı mantık söz konusu. Şöyle, sizin mavi beyaz parçanız var. Bunun önüne veya arkasına veya tam arkasına hiç fark etmez. Mavi beyaz diğer parçayı getiriyorsunuz ve bu ikisi çapraz duruyor ve renkleri de zıt oluyor. Örneğin burada mavi varsa burada beyaz oluyor. Burada beyaz var, burada mavi varsa burada beyaz oluyor. Ve bunu bunun üstüne çevirdiğinizde birbirlerinin üzerine oturuyor. Yani bütün olay bu. Hani bu arka tarafta da olabilirdi, şöyle de olabilirdi. Tam zıttı yerde de olabilirdi. Siz bunu iki kez çevirdiğinizde bunun üzerine gelecek gibi. Hani böyle bir olay hazırlıyorsunuz. Yani parçaları çevirerek, bilmem ne yaparak falan böyle deneyerek ayarlıyorsunuz. Bunu yapmak o kadar da zor değil. Örneğin şöyle gelmişse, ikisi de aynı parça. Ama ikisi de aynı yöne bakıyorsa, ikisi de aynı renkse, bunu alırsınız, indirirsiniz. Bir kez çevirirsiniz. Ve bunu böyle getirirsiniz. Bu sayede çapraz olmuş olurlar. Bizim yapmamız gereken bunlar. Burayı çok uzun anlattım. Çünkü önemli bir kısım. Şimdi böyleyken bu iki parçadan birini alıp diğerinin üzerine getiriyoruz. Hangisini hangisini yaptığımız fark etmez. Bu ikili parçayı alıyoruz sonra. Yukarı veya aşağı indiriyoruz. Yani yukarı çıkarıyoruz veya aşağı indiriyoruz. Yukarı atacağım çünkü çok da fark etmez şu an. İlk parçamızı yaptığımız için. Daha sonra bakın bu parçamız bunun üzerinde. Bunu alıp çeviriyoruz ve olmamış herhangi bir parça getiriyoruz. Mesela bunu buraya getiremeyiz. Çünkü bunu indirdiğimizde ve geri çevirdiğimizde bu ikili parça bozulacak. Biz birbirleriyle aynı olmayan bir parçayı bu çıkardığımız parçanın yerine getirdik ve geri indirdik. Daha sonra ilk çevirdiğimizin tam tersi yöne çeviriyorum. Orta parçaları geri getirecek şekilde. Ve ortaları tekrar düzelttik. Bizim çıkardığımız mavi beyaz parça da birleşmiş oldu. Böyle yaparak bütün parçaları yerine getirmeye çalışacağız. Yani mantığı bu. Gayet basit. Örneğin burada bir tane var. Mavi kırmızı, mavi kırmızı. Bunun üzerine getirdim. Bunu yukarı çıkardım. Bakıyorum. Bunu getirirsem olmaz. Bunlar zaten tam. Bu da tam. Bu tam değil. Bunu getirdim. Geri indirdim. Ve tekrar çevirdim. Orta parçaları geri yerine getirdim. Mavi kırmızı parçamız oturdu. Şimdi diğer parçaları da hızlı bir şekilde yapacağız. Örneğin burada turuncu beyaz var. Turuncu beyazı getirdim. Yukarı çıkardım. Herhangi diğer bir parçayı aldım. Ve geri indirdim. Ve geri çevirdim. Böyle yapa yapa bütün parçaları bitireceğiz. Örneğin şunu yapalım. Yeşil, sarı. Yeşil, sarı. Bir de size şöyle bir durum göstermek istiyorum. Şu an kafanız karışacak şeyler oluyorsa. Bir saniye. Heh, tamam. Bunu şimdi bunun üzerine getirdik, tamam mı? Ve bunu yukarı çıkardık. Bakıyoruz. Bütün parçalar olmuş. Burada neyi çevirsek geri indiremeyeceğiz. O zaman bir de ters tarafına bakın. Hani burada da olmamış parçalar vardır. Muhtemelen. Buradan birini getirdik ve devam ettik. Bu iki parçayı tekrar birleştirdik. Böyle böyle son 2 ya da 3 parçamız kalana kadar bütün parçaları birleştiriyoruz. Örneğin şunu yapalım. Kırmızı beyaz. Çıkardım. Çevirdim. İndirdim. Bakıyorum. Devam ediyoruz. Sıkıntı yok şu anlık. Ufak bazı problemler olacak. Onları da olduğunda göstereceğim. Az sonra başımıza gelecek. Bunu çevirdim. Yukarı çıkardım. Çevirdim. İndirdim. Ve geri getirdim. Parçamızı yerine getirdim. Şimdi bakıyorum son 5 tane var. Bir iki tane daha yapalım ve daha sonra başınıza gelebilecek biraz daha zor durumları göstereceğim size. Bunu yaptık. Şimdi şöyle, bunu yukarı alırsam olmayacak, farkındayım. Aşağı alırsam olacak, ona uğraşmayacağım. Yukarı alırken bir tane parçayı aşağı indiriyorum. Yani istemeden böyle bir şey yapıyorum fark ettiyseniz. Bunu yapmak yerine yukarı çıkarmadan önce bunu bir önünüze alıp bunu sonra yukarı çıkarabilirsiniz. Böyle yaptığınızda bu parça arkaya kaçmaz ve böylelikle hani
daha rahat yerleştirebileceğiniz bir parçanız olmuş olur. Ben de bunu yukarı çıkardıktan sonra bunu yerleştireceğim şimdi. Ve geri indirdim. Sonra da bunu geri birleştirdim. Hani bu gösterilmesi gereken bir durumda. Daha sonra devam ediyorum. Şu an 3 parçamız var sanırım. Bunlardan aynen. Bunu yapıyorum şimdi. Zaten son bir olmamış parçamız var. 2 tane birleştireceğimiz var. Geri kalan hepsi olmuş gibi görünüyor. Bunu aldım. Yukarı çıkardım. Çevirdim. İndirdim. Ve geri getirdim. Bunu yaptığınızda 2 ihtimal var. Ya hepsi bitmiş olur ya da bunun gibi olmuş olur. Bunun gibi olması ne demek? Şimdi ikisi de düz, ikisi de düz. Siz bunu alıp ilk başta gösterdiğim gibi çevirirseniz bunu getirirsiniz diyelim ki üst üste. Atabileceğiniz yer yok. Başka bir olmamış parça yok. Altta da yok. O yüzden bunu yaptığınızda hiçbir yere varamazsınız. Sonsuza kadar bunu yapmaya devam edersiniz. Bunu yaptın. Bir parça çıkardın. Geri geldin. Bu sefer de bu bozuldu. Başa sardın. Böyle olmaz. Şimdi yapmamız gereken kısım şöyle. Her seferinde çapraz duracakları şekilde koymuştuk. Bu sefer çapraz değil de düz duracakları şekilde koyuyoruz. İki parça üst üste, iki parça üst üste. Çünkü ikisi de birbirinin aynı. Hani altlı üstü iki parça aynıysa bunları düz bir şekilde koyabilirsiniz. Şimdi yapacağımız bir algoritma var. Aslında çok da ezberlenecek bir algoritma değil. Gözünüz alışabilir buna. Mantık kurabilirsiniz. Bunu bunun üstüne getirdim. Bizim yapacağımız şey şu an bu parçayı alıp yukarı çıkarıp ters çevirip geri yerine koymak ve geri bunu buraya getirmek. Neden yaptığımızı soracak olursanız şöyle algoritma ezberlemeniz için yaptıktan sonra bir daha göstereceğim. Yani şu an sadece izleyin, yapmayın. Çıkardım. Ters çevirdim. Geri koydum. Ve geri koyduğumda hani bu ikisini alıp ters çevirmiş ve yerlerini değiştirmiş oldum. Bu sayede bütün parçalar bitmiş oldu. Nasıl yapacağımızı gösterirsek de birini alıp diğerinin üstüne koyun. Yukarı çevirin. Yukarıda çıkarın herhangi bir yere. Geri indirin. Daha sonra küpü çevirin. Bunu alın. Aynı şekilde hani yukarı çıkarırken kırmızı yeşil alttaydı ya. Şimdi kırmızı yeşil üstte olacak şekilde tekrar oraya geri koyun. Ve orta parçaları geri eski yerine alın. Mesela şöyle 3x3'te gösterecek olursam yaptığımız algoritma şu. Bunu aldık. Ters çevirdik. Böyle yerine koyduk gibi bir şey oldu. Ha, yaptığımız olay buydu. Şöyle aldık. Yukarı çıkardık. Ters çevirdik. Geri indirdik. Yaptığımız hamle tamamen buydu. Bir kez daha gösteriyorum karışmasın diye. Bu sefer hamleleri söyleyerek yapacağım. Şöyle aldık, yukarı çevirdik, sağa çevirdik, indirdik. Sonra küpü böyle çevirdik. Bunu buraya aldık, üstü sağa çevirdik. Yukarı aldık, sola çevirdik, geri indirdik. Ve daha sonra bu parçayı geri yerine getirdik. Algoritmamız buydu. Şimdi yapacağımız kısma gelirsek, artık küpümüz neredeyse bitti. Ve hani şu an 3x3 gibi. 3x3 gibi çevirerek çözebiliyorsunuz. Burada videoyu bırakmayın çünkü çok önemli bir şey göstereceğim. Bunu 3x3 çözer gibi getiriyorsunuz. Örneğin bunlar orta parçalar, kenar parçalar yani. Bu köşe parçalar, bu da orta parça. Bunu alıp devam ediyorsunuz ve küpü bitiriyorsunuz. Şöyle hızlıca burayı yapalım. En son kısma geleceğim. Orada bir şey daha anlatmam gerekecek. Evet. Sona geldiğimizde normalde 3x3 bir küpte üst kısmı yaparken artının birkaç durumu vardır. Ya yarım artı olur, ya çizgi olur, ya da tamamen artı tamamlanmış olur. Ama bunda artının sadece bir kolu olmuş. Buna parity durumu deniliyor. 4x4 zeka küpünde iki tane parity durumu var. Birisi bu, diğeri de bu. Şimdi önce bu parity durumlarını anlatacağım, sonra algoritmalarını vereceğim ve daha sonra da bitireceğiz. Çünkü başka bir şey kalmıyor. Bu parity durumunun olayı şöyle. Sadece bir tane parçayı alıp ters çevirmenin bir algoritması var. Diğer parity durumunda ise 3x3 zeka küpünde sadece bu iki parçayı birbiriyle yer değiştiremezsiniz. Ama 4x4'te yapabiliyorsunuz. Bu ikisini yer değiştirebiliyorsunuz ve bunun da bir algoritması var. İki durumdan birisi gelebilir size. Bunu farklı şekillerde de görebilirsiniz. Mesela
tamamlayabiliyorsanız ama parçaları doğru yerine asla getiremiyorsanız, örneğin iki köşe parça yer değiştirmişse, yine bu perite durumu vardır. Önce bunu gösterelim, durumumuzla alakalı olduğu için. Şimdi gösterirken anlattığım işi bir yandan birazcık karıştırdım. Bir kez daha çekiyorum bu kısmı. Bu 3 tane parça olmadığında veya bir tane parça olmadığında orta parçayı alıp ters çevirmenin algoritmasını gösteriyorum şu anda. Öncelikle bu iki parçayı yukarı alıyoruz. Üstü iki kez çeviriyoruz. Küpü bir kez yukarı çeviriyoruz. Burayı yukarı çeviriyoruz. Üstü iki kez çeviriyoruz. Burayı yukarı çeviriyoruz. Üstü iki kez çeviriyoruz. Burayı aşağı. Üstü iki kez. Burayı aşağı. Üstü iki kez. Burayı aşağı. Üstü iki kez. Burayı yukarı. Üstü iki kez. Burayı aşağı. Üstü iki kez. Ve burayı da aşağı indirdiğimizde bu parçayı alıp ters çevirmiş ve birkaç parçanın daha yeni değiştirmiş oluyoruz. Buradan sonra yapmamız gereken şey normal 3x3 çözer gibi üstü tamamlamak. Ve buradan sonra da hani normal bir şekilde bitirir gibi parçaları yerine getirmek. Buradan sonra karşımıza gelebilecek bir durum daha var. Bir piyaretimiz daha var. O da diğer gösterdiğim iki tane karşılıklı parça olmalıysa, ki şu an o da başımıza geldi. Yani bunların gelme ihtimalleri çok yüksek değil. Ama bir videoda ikisine gelmiş oldu. İkisini de gösterebileceğim. Şöyle, bu kısımda bu küp şu an tamamlanamaz durumda. Hani işte tip, bir dakika yanlış yaptım. Tipram yapsak, bakıyorum. Bu parçalar yerine gelmemiş. Bunu böyle çevirirsek, şey yapsak. En son en yakın gelebileceğimiz durum bu. İki tane parça karşılıklı. Bunda herhangi bir PLL algoritmasıyla düzeltemeyiz. Burada yapacağımız şey de bir algoritmamız daha var. Bu da bir PLL parity algoritması. Burayı ilk kez çeviriyoruz. Üstü ilk kez çeviriyoruz. Burayı ilk kez çeviriyoruz. Burayı ilk kez çeviriyoruz. Burayı ilk kez çeviriyoruz. Burayı ilk kez çeviriyoruz. Ve en son üstü ilk kez çeviriyoruz. Bu sayede küpümüzü tamamen bitirmiş oluyoruz. Bu son kısmı birazcık hızlı geçtim. Bir kez daha göstereyim. İlk kez çevirdik. Üstü iki kez çevirdik. Burayı iki kez çevirdik. Ortadan iki kez çevirdik. Burayı iki kez çevirdik. Ve buraya tekrar iki kez çevirdik. Bu sayede bu PLL parity algoritmasını yapmış oluyoruz. 4x4 küpün çözümü bu kadar. Göstermediğim bir durum kalmadı. Bunun haricinde bir durum geliyorsa ufak problemler olabilir. Örneğin şöyle bir durum geliyorsa, iki parça karşılıklı kalıyorsa, bunda muhtemelen en başta gösterdiğim parçaların sağında mı solunda mı olacak kısmında bir hatanız olabilir. Bu tarz şeyler yaşanabiliyor. O yüzden dikkatli çözmek gerekiyor. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı falan unutmayın. Umarım işinize yaramıştır. Orada bahsettiğim ufak bir hata yaptım. Öğrenen parity algoritmasını gösterirken karıştırdım ve o yüzden videoyu kesmem gerekti. Umarım işinize yarar. Faydası olduysa videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.